Aferin oğun Yalnız mı kaldım da vay gelin yayla yolunda. Anadolu'yu Türkleştiren Selçuklu'nun hüküm sürdüğü topraklardayız. Konya Beyşehir'deyiz. Beylikler dönemi de var. Çeşme'nin en büyüğüne, en kürekanına Bey Mağarı, Bey Pınarı dendiği gibi şehirlerde de Beyşehir denmiş. Değil mi? Beyşehir evet. öyle bir güzel isim. Bir camisi var. Eşrefoğlu Camisi. Girdiğiniz zaman Türk'ün öz rengini de görebiliyorsunuz. Yeşil mavi arası turkazı da görebiliyorsunuz. Hani der, derler ya eskiler özü çıralı dost arıyorum nesiller boyu gitsin bu camiyi yapanlar da özü çıralı ağaçlar aramışlar nesiller boyu gitsin diye bu mekanı bu bölgeyi en iyi bilen kardeşlerimizden bir dostumuz var önce onu tanıyalım evet ben Eştefoğlu Cami İmam Hatibi İsmail Efe şimdi e, bu cami ilgili neler söyleyeceksiniz evet Eştefoğlu Cami'nin e, çok şey söyleyebiliriz ama özetle cami 1296-99 tarihler arasında Eşrefoğlu Beyliği tarafından yaptırılmış. Beyliği kuran ve cami yaptıran aynı kişi Seyfettin Süleyman Bey. Evet. Onun tarafından yaptırılıyor. Yani Osmanlı'nın kuruluşunda cami bitmiş. bitmiş. 1299 evet, evet. Osmanlı kuruldu. Evet. Sonra Osmanlı döneminde hizmet etmiş 650 yıl. Sonra Cumhuriyet döneminde evet. bu güzel ibadethane hizmet etmiş. 30 yıldır Anadolu'yu köy köy dolaşırım. E, Afyon'da böyle bir cami var, e, Burdur'da, Çavdır'da böyle bir cami var ama güzeller güzeli, evet. böyle yani çeşmenin beyi olduğu gibi e, caminin de beyi olan mekanik defa görüyorum. Bu nasıl yapılmıştır? Daşı, toprağı, ağacı nasıl nereden bulmuştur? Evet, Eştefoğlu cami gibi ahşap cami Türkiye'de. E... Yaklaşık 137 tane ahşap cami var. Evet. Ancak e, hatta Beyşehir bölgesinde 10 12 tane var. Ama bunların hepsini abilik eden, öncülük eden Eşrefoğlu Camii'dir. E, bu bakımdan ahşap mimarinin Anadolu'daki en büyük, en görkemli, en orijinal ve e, en orijinalidir. E Eşrefoğlu Camii'nin yapılışı 1296-99 yılında yapılmıştı. Az önce söylemiştik. Camide 3 tane kapı var. 2 tanesi karşılıklı taliye kapısı, bir tanesi taç kapı dediğimiz ana kapı. Camide 35 tane pencere var. 42 tane erkekler bölümünde, 5 tane bayanlar mahfili toplam 47 tane ahşap direk var. Tavanında ise tali olan silindirik olan kirişler var. Bunlardan 450'ye tane tali kiriş, 98'de ana kiriş var. Camdaki toplam sütun ve kiriş sayısı 602. Ve bunların hiç bir tanesi o tarihten bu tarafa değişmemiştir. Sadece o silindirik olan tali kirişlerin üzerindeki ince kalaslar 1965'e değişmiş. Başka değişen hiçbir tane aşap bulunmuyor camide. Camdaki sütun ve kirişlerin tamamı sedir ağacı. Bunlar Beyşehir'in karşısındaki gölün karşı tarafında torosların kolları olan anamassaları var. Buralardan kesiyorlar. Yaklaşık bu ağaçları rivayetlere göre 6 ay kadar Beyşehir Gölü'nde ıslatıyorlar. Daha sonra fırınlıyorlar. Ee, ağaçlar iyice betonlaşıp sertleşiyor. Aynı zamanda bu sedir ağaçları o tarihte ve günümüzde gemi gövdesi yapımında kullanılır. Caminin orta kısmında bir havuz var, kuyu var. Bu kuyunun esas ilk yapılış amacı Selçuklu geleneğinde süre gelen dış avlu, yerine yani sembolik bir iç avlu. Ancak yapılışından 1941'e kadar cam üzeri topraklanmış. danmıştı. kar üzerindeki cam olan aydınlatma feneri dediğimiz kısımdan e, kar oraya kürünüyor, basılıyor, depo ediliyor. Daha sonra anlaşılıyor ki cam bu kar sayesinde ayakta kalıyor. Ağaçların nem dengesini sağladığı kuruyup, kuruyup çatlamada buraya bağlanıyor. Ancak yaklaşık 65-70 yıldır burası kar olarak kullanılmıyor. Bundan dolayı ağaçlarda bazı kurum ve çatlamalar vardı. Biz bunları azizane e, kaymakamımızla birlikte, müftünümüzle birlikte e, Orman fakültesinin yaz yazdık oradan rapor geldi. İnşallah buraya nem aletleri ustam bir rapor hazırlanmış durumda. Onu bekliyoruz. Tabii sık sık nemler ölçülmeye devam ediyor. Tabi buna bundan önce biz 2009'unda o 65'te kapatılmıştı o camhan olan bölüm. O kısmı 2009'da açtırdık. En azından göldeki havadaki nemi alsın diye. Şu anda inşallah yeterli gelecek gibi gözüküyor. İşte sık sık ölçülmeye devam ediyor nemler. Yetersiz anda nem bakadan alınacak. Bu bir miras. Evet. Babadan kalan ev gibi, tarla gibi, atarın kurduğu delet gibi korunması gereken bir miras. E, bu mirası korurken özeniyorsunuz değil mi? Tabi. Yani biz Çok buraya, değil mi? Şimdi biz yani... buraya e, öz evladımız gibi bakıyoruz. Evet. E, yani hem e, Beyşehir'deki yöneticilerimiz hem bizler özellikle görevli arkadaşlarımızla birlikte buraya göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. E, ecdat yapmış böyle bir e, ema, bize emanet etmiş, buna sahip çıkmak zorundayız. Peki imamsınız, dua ederken bu eseri yapanlara, o günden beriye emek veren, koruyanlara, yaşadanlara da dua ediyoruz mu? Tabi etmez miyiz ya? O zaman dua almak için dersleyiciler eser bırakmak lazım. Bir de hayır nesil bırakmak lazım. Dua edecek. De, toprağın, Allah'ın yarattığı suyun, Allah'ın yarattığı havanın en güzel olduğu yerlerde Eşrefoğlu camimizi anlatmaya devam ediyoruz. Evet, e, mihrap nişinin karşısında e, kabarık olan bir şekil var. Aynı minberdeki gibi buna kabara diyoruz. Onun üzerinde sekiz kollu bir yıldız var. 8 kollu yıldız Selçuklu'nun Selçuklu, nun, Selçuklu nun en çok kullandığı yıldız. Çit başı kartalla birlikte Selçuklu'nun sembolü. Aynı zamanda tabi bunlar e, sanat tarihçilerin görüşleri, yorumları. Bunlar hepsi yorum diğer bir görüş cennetin 8 tane kapısı var bu 8 kollu yıldızın her bir kolu cennetin bir kapısını gösteriyor diğer görüş bu kabarık olan yer Anadolu'yu yani merkezi teşkil ediyor etrafında ise 24 tane oka benzeyen şekil var iç kısma doğru aynı zamanda güneş ışınlarıyla şöyle dışa doğru dağılan bir sistem var 24 Oğuz'un boyları evet, onlarda 24 Oğuz boyu yani beylikleri temsil ediyor orta kısım o kabarık Anadolu'yu temsil ediyor evet. Diğerler 24 Oğuz boyunu temsil ediyor son görüşse işte bir gün 24 saattir burada 24 tane ok vardır bu her bir kol saatin birdir Demini, dolayısıyla bir gün temsil etmiş oluyor. Evet. Ee, ok 24 Oğuzluya ataları üç oklar bozuklar. Evet. Ok oradan da gelir. Evet buyurun. Dolayısıyla bu şekilde bir sistemi buraya yerleştirmişler. O kısımda aşağıdan yukarı doğru kademe kademe daralan bir kısım var. Bu Selçuklu yine sembolüdür. Dışarıdakiler normal Selçuklu yansıtır ancak iç kısımlarda mihraplardaki bu şeylere biz mukarnas diyoruz. Bu mukarnası aynı zamanda bizim sütunlarımızın Terastik de sütun başlıklarında var. Bunlardan bu mukarnaslar da camideki akustiği ses düzeni sağlıyor. Şimdi sütun deyip geçme. Romalılar geniş kalın, Bizanslar incüsün. Her millet kendine göre sütun kendine göre değişik eserler bırakmışlar. Evet. Evet. Dolayısıyla buna mukarnaslar camideki akustiği de sağlıyor aynı zamanda. Ağaç kökü üzerinde büyür. Bizim kökümüz sağlam. Türk milletinin kökü sağlam. Zaman zaman e, kesiliriz, bıçılırız ama kökten yeniden yeşeririz. O nedenle Osmanlı döneminde de Selçuklu döneminde, Cumhuriyet döneminde bütün dönemlerde ecdadımıza kalan bütün eserleri koruyalım. Biliyoruz ki bütün kainat Allah'ın. Allah'ın olan her yerde ibadet yapılabilir. Tabi e, temizlik çok önemli. Onun zaten kuralları, kaydeleri var. Fakat bu camiye gelenlerdeki huzuru hissedebiliyor musun? Yani neler hissediyorsun? Yani bu camiye girdiği zaman insanlar kendin ya da girenler neler hissediyor? Evet, bir ecdat yadigarı bu tür e, tarih eserlerde e, diğer camilere onlara e, e, nazaran e, çok farklı bir e, atmosfer e, oluşuyor. E, bunda da mesela ben diğer camilerde kıldırdım namazı. E, buradaki kıldırılan namazı kadar e, tatlı bulamıyorum. Yani haz alamıyorum. Bu da ecdat taş taş üstüne abdesiz koymamış. Evet. İhlas, samimiyet, imancı, sabırla yapılmış bir eser olduğu için her genelde bu aynı duyguyu yaşıyor. Ataya layık olmak lazım. Tabii layık olmak lazım. Şimdi caminin diğer bölümlerini anlatalım. Evet, bu arkamızdaki görmüş olduğumuz yüksek olan bölüm hünkar mahfili, bey mahfili. Evet. Yani buranın yapılış amacı işte bey, sultan herhangi bir suikaste gitmesin diye. Böyle ayrı bir şey biliyorsun ilk defa Hazreti Ömer camide şey dedikten sonra Hazreti Osman döneminde ilk defa yapılmış. Buna benzer bir bak, Tabii küçük ama. Ondan sonra daha sonra Emevilerde, işte Abbasilerde, Selçuklularda, Osmanlı'da zirveye ulaşmış. Eşrefoğlu Beyli de buna istinaden böyle sağ köşeye yüksek bir yer yapmış. Bey mahfili olarak yapmış. Burada istişare sohbetleri burada yapılıyor. Önemli kararlar yani divan heyeti burada toplanıyor. Önemli kararlar burada alınıyor. Şimdi ibadet ederken e, biliriz ki camilerde çok katliamlar yapılmış. İnsanlar evet. arkadan vurulmuş. E, Allah'a yakın olunca kulun şerrini hesap etmiyor insan. Dolayısıyla evet. çok suikastlar oluyor. Dolayısıyla suikasta e, maruz olacak insanlar bir köşede değil mi? Yani, Daha yani güvenli bu, yerde. Tabi, e, yani bu deniyor. normalde ayrımcılık olduğu için değil hünkâr evet. biliyorsun. Suikasta kurban gitmemesi için. E, bunlar fetva verilmiş bu şekilde de yapıla gelmiştir. Evet atalarımızın camiye girin dediği kapıdan girdik. Onların milimin mili yaptığı eseri ...biz adım adım anlatmaya devam ediyoruz. Hocam bura, bu taraf neresi? Evet hemen arkamızda görmüş olduğumuz parmaklara bölünmüş olan bir, bir kısım daha var. Bunlar sağlı solu duvar kenarından başlayıp iç kısma doğru devam eden parmaklar. Bu bölümler ise yine hiçbir camide e, göremiyoruz. Bunlar da zaten Eşrefoğlu cami şu anda görmüş olduğunuz özelliklerini peyderpey anlatıyoruz. hiç hiçbir tanesi diğer ahşap camilerde olmadığı için cami özellikle kılan e, diğer bir husus bu. İtikaf mahallidir bu bölümler. Evet. Ne demek işte Ramazan ayının son 10 günde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki... E, Ramazan ayının son 10 günde Kadir Gecesi'ni arayınız diyor. İşte bu hadise binaen Ramazan ayının son 10 günü itikaf ibadetini yapan erkek zatlar 10 gün boyunca camilerde kalırlar, evlerine gitmezler. Mümkün mertebe dünya kelamı konuşmazlar. Sırf ibadetle meşgul olurlar. bunu işte bayram namazına hatta Arefe günü ikindi namazında bu itikaf ibadeti bitiyor. 10 gün boyunca yapılan bu ibadete itikaf diyoruz. işte i̇şte neden bu kadar büyük bir yer ayrılmış? İşte yaklaşık 65-70 yıl önce kadar camimizde 80-100 kişinin bu ibadeti yaptığı için böyle 10 kısımlara büyük bir yer almış. Yaklaşık 650 yıl bu ibadet bu camide devam etmiş. Ancak 65 yıla yakında bir süre ara verilmişti. Hamdolsun 2008 yılında bu ibadet, itikaf ibadeti camimizde tekrar başladı. 3 kişi girmişti 2009'da 4. işte bu edep arttı. Geçen sene 14 kişiye çıkmıştı. Bu sene 7'ye düştü. İnşallah önümüzdeki yıllarda biraz da artmasını bekliyoruz. Şu anda Ramazan ayı münasebetiyle şu anda 7 kişi itikafta kalıyor camimizde. Yani dü dünya nimeti konuşmayarak külfet ya da nimeti eee engellemiş oluyoruz değil mi? Nefsi öldürmüş oluyoruz bir evet. minat noktada. Evet. Ee, hocam diğer bölümlerde geçelim. Geçelim inşallah. Bu topraklarda yaşayan Mevlana ne olursan gel demiş. Cami Allah'ın evidir. Allah'ın yarattığı her şey camiye gelebilir. Yoldan geçenlerin geldi camiye girdiğini biliyoruz. Ancak bir de işi bilenlerin, İslam'ı bilenlerin, dini bilenlerin, ibadeti bilenlerin ve öğretenlerin durduğu bölümlere yaklaşmaya başladık. Evet hocam. Evet şu andaki e, görmüş olduğumuz minberinde e, çok e, özellikle bir durumu var. Camideki sütun ve kirişlerin tamamı sedir, sadece minber, ceviz ağacından yapılmıştır. ve Yan taraftaki bağlantılar har haricinde dışında e, hiçbir tarafında çivi ve tutkal kullanılmamıştır. Bu tekniğe sanat tarihinde kündekari tekniği diyoruz, birbirine geçmelidir. Evet, minberin e, üst kısmında, aynalık kısmı dediğimiz üst kısmında e, bir labirente benzeyen şekil var. Burada Arapça makalistil diyoruz, bu köşeli yazılı stili buna biz. Makalistil yazmış bir yazı var. Ortasındaki şu görmüş olduğumuz Allah Celle Celalü, Alttaki Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve dört halifenin isimleri soldaki aşağıdan yukarı doğru Ebu Bekir. En üstteki Ömer ile Ali. Ters çevrilmiş yukarı doğru yazılmış. Osmanlı ise sağ tarafı yukarıdan aşağı doğru yazılmış. Minberin etrafına ise komple yine oyma sanatıyla sülüs yazıyla ayetel kürsi işlemişler. Hemen aynalık kısmıyla minber kapısı arasında kemerin üst kısmındaki görmüş olduğumuz kitabede kitabı ede ise Eşleforu Seyfettin Süleyman Bey'in emriyle yapılmıştır diye bir kitabesi var. Hemen kemerin sağ ve sol köşesinde ise motiften arasında hani motif gibi süsleme gibi gözükse de minber yapan usta buraya imzasını atmış. Bu sağ köşedeki yapan işçi manasında ameli soldaki de İsa yani İsa'nın işidir diyor. işçi İsa'dır diyor. İsa'nın da bu usta yapmış minberi. Evet, kapı da görmüş olduğumuz gibi kapımız da çok basık ve dar basık olmasının amacı imamlar huzura çıkarken elere çıksın diye saygı amaçlı tevazu amaçlı düşünülmüş. kapımız aynı zamanda çok dar. 50 santimden fazla açılmıyor. Evet. Dolayısıyla işte olacağımız imamların da böyle şekilde adı gözüktüğü gibi biraz şimdi, zayıf olması gerekiyor. Şimdi esirlerin ibadeti eksik kalıyor. Dolayısıyla ibadetlerimizi özgürce yapabilmemiz için İslam'ı özgürce yaşabilmemiz için bağımsız bir devlet de gerekiyor. İşte o bağımsız devletimizin timsali bayrağımızla da. Evet. bayrağımız var. Evet. Bu ülkede özgürce ibadetimiz yapabiliyoruz. Demek Hamdolsun. De güzel bir Hamdolsun. şey. Hamdolsun evet. 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 Bayraklar genelde e, asılıyor. Evet. Evet. Ee, bayraklar tabii ba, e, bağımsızlığımızın sembolüdür. Bu camide de olabilir, her yerde olabilir. G Önemli olan gönlümüzde olmasıdır. Eee minberin yan tarafına geçeceğiz. Orada evet. çok özellikle durumlar evet. var. Evet. Camimizi gezmeye devam ediyoruz. Bilmeye, öğrenmeye devam ediyoruz aslında. Evet hocam. istihare tekniği uygulandığı e, bir minberdir bu. E, i̇şte bahsetmiş olduğum diğer camilerde aynı özellik var ancak Bursa Ulu, Ulu Cami'nin minberi bizde 100 sene sonra, tam 100 sene var aramızda. 1299 Eşref işte, Ulu Cami, ve 1299 e, Bursa Ulu Cami. Bunlar birbirlerinde esinlenmişler. Mesela Ali Atın Cami ise bizden öncedir, yaklaşık 50-60 yıl öncedir. E, ustalar birbirlerinde bu camileri göre esinlenmişler. Selçuk Minbarası'nın devam etmiş. Şimdi güneşe bakıyorum, güneş olarak yapılana aynı zamanda türbelerdeki şifa olarak yapılan topuzlara da benzetilmiş, bir şifa dağıtıyor da gibi, evet. Şifa dağıtılan ağaç topuzlarına da benzetilmiş, evet. Ecdet Yadigarı Allah'ın evlerini yapanlar emek harcamışlar, bilgisini birikimini her şeyini nakış nakış, ilmik ilmik, milim milim işlemişler. Bazen bizi yakan şeyler de var. Bursa Yeşil Cami'deki turkaz renklerinin tamiratta çalındığını da gördük. Şimdi burada da tamiratlar yapılıyor. Bir hoca imam olarak şöyle milim benim şöyle kılına zarara getirip ya da bir kıl alındığını istemezsin değil mi camiden? Herhalde istemeyiz. Biz onun için çok... Takip ediyor mu? Tabii takip ediyoruz. Şimdi anlatacağım inşallah. Evet hocam. Evet Eşrefor Camii'nin minberi 4.58 metre elinde 6 metre 17 santim yüksekliğinde. Bunların tamamı Selçuklu Çinisi yani Çin'i mozaik tekniğiyle yapılmıştır. Birçok ziyaretçi geliyor bunu İznik Çinisi zannediyor. Hiç alakası yok. Bunlar Beyşehir'in kendi Çinleri. Gölün Beyşehir biliyorsunuz Selçukluların yazlık başkenti. Hı. Aynı zamanda Alaaddin Keykubat Gölün karşı tarafına yazlık bir saray yaptırmış ve burayı yazlık Yenişer başkenti. Beyşehir Bademli'de. Evet, Beyşehir Bademli'de. Şu çeşmelerle yakın. akıldığı yerde, evet. Evet, Alaaddin Keykubat orayı yaptırmış ikinci başkenti ilan etmiş Beyşehir'i ve Orada sarayın Çinlileri, orada iman edilmiştir. Orada Çinli atölyeleri vardır. Hala kazı çalışması da açığa çıkarılmıştır. Orada çıkan Çinliler şu anda Konya'daki Karatay Medresesi'nde sergileniyor. Daha sonra Eşrefoğlu Beyli aynı sarayı kullanmış. Bu Çinliler orada imal edilmiştir. Yani Beyşehir'in kendi çinleri Selçuklu Çinlileridir. Beyşehir Gölü'nün adalarında 33 tane ada vardır. Bazı adalarda Çin'i yapmaya elverişli topraklar vardır. Dolayısıyla bunlar Beyşehir'in kendi Çinlileridir. Bunlar Çin'in mozaik tekniğine yapılmıştır. Şöyle küçük küçük parçacıklarla bunları kesilmiş. Yaklaşık bin derecelik fırınlarda fırınlandıktan sonra burada altı üzerine kakma usulü dizayn edilmiştir. Ee, yine Mihrab'ın e, ikinci bordüründe e, Ali İmran suresinin 38, 39, 40 ve 41. ayetleri yazılmış. E, kubbe'de ise yine e, sırlı tuğla dediğimiz tuğlalar arasına Çin'i kaplamadır. Tam merkezinde kubbenin beş kollu bir yıldız var. O yıldızın kollar arasında, hani minberdeki bu defa küfi yazıyla sadece burada Allah rahatsız yok yine kolların arasında Muhammed ve dört halifenin isimleri işlenmiştir. Kubbe iteğinde ise yine ayetel kürsü ve devamındaki ayet yazılmıştır. Bakara suresi 255-256. ayet kerimeler yazılmıştır. Ve Çinlilerin yüzde yakın orijinal karabilen şu anda Selçuklu mihrapları içerisinde tek mihraplar. Ee, sadece bir kısım var alt, alt kısımda biraz sonra göstereyim orayı. Ee, Orada yaklaşık 65-70 yıl önce, yaşlı cemaatin çoğu hatırlıyor, e, hırsızın bir tanesi define avcısı burada altın var diye duyuyor orayı, patlatıyor. Yaklaşık 65-70 yıl burada perde vardı, yeşil bir perde vardı. 2004'te restorasyonda yapıldı fakat günümüzdeki teknoloji dahi orijinal Çin'i olarak yapılamadı. O kısımlarla ufak tefek bazı kısımlar boyadır, diğer tarafları tamamen orijinal Çin'idir. Şimdi dört halifenin dördü de var. Bizim ecdadımız halifenin hiçbirini birbirinden ayırmamış. Biz de ayırmışız inşallah. i̇nşallah. Şimdi Aladdin Keyhubad bu topraklarda yaşamış, ee, gölün öbür tarafına şöyle baktığı zaman ya cennet burada ya buranın altında demiş. Evet. Bu toprakları, bu camiyi, bu bölgeyi cennet gibi görüyor musun? Evet yani şu anda biz e, Türkiye'yi gezsek, dünyayı gezsek, e, gerçek samimi söylüyorum Beyşehir'i özlüyoruz. Beyşehir hem tarihi, coğrafi, e, tüm güzellikleriyle Cenab-ı Hak burayı nakış nakış işlemiş ve insanlığa e, hizmetine sunmuş. Biz de Cenab-ı Hak'a ne kadar hamd Az azdır Rettin Keykubat'ın cennet gibi gördüğüm dedi bu toprakları koruyun diye vaz ediyor mu? Herhalde yani bunu her zaman her platformda her zaman söylüyoruz. Yani bunu sadece bizler değil diğer hocalarımız da söylüyor. Onun için biz Beyşehir'e gerçekten aşığız yani. Söz uçar yazı kalır. Yazı kalsın diye atalarımız daşa bile yaz yazmış. Ağaca yazı yazmış. Deftere kitaba yazı yazmış. Bir eser üretmiş hocamız. Bu eseri de programımızın yapımcısı, yönetmeni Yunus Güntürk'e verecek hem de kitabı tanıyacağız. Yunus Hocam buyurun. Evet. Evet ee, bu, hocam çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu esere emek verdiğiniz için az önce Ramazan hocamın da dediği gibi her şey ölür gider ama eserler kalır. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii biz evet. bu anlattıklarımızı bir yıllardır bir ikimiz vardı Bunu gerip den ziyaretçiler. Hocam bu evet. anlatmadığım gibi bir kitap yok mu falan derken böyle esinlendik. Buna 2008 yılında başladık, 4 yıl uğraştık, 2012'de ilk baskısı çıktı. Bu dördüncü baskı. İnşallah şu an İngilizcesi de bitti. Çok güzel. Bir hafta sonra çıkıyor. Çok güzel. Böyle yani şu anda beşinci baskıyı İngilizce olarak hazırladık. Çok güzel. İnşallah. Hocam. Cenab-ı Hak nice kitaplar yazma bizlere nasip etsin. İkinci kitabımda inşallah inşallah ile ilgili bir kitap çalışmamız Çok devam güzel. ediyor. Bitti o da tamamlandı. Hemen hemen inşallah bayramdan sonra o da çıkacak. Birkaç aya kadar. Çok o güzel. da Beyşehir'in tarihi ve turistik yerleri. Evet. Diğer evet. külliye, cami ve külliyeyle birlikte. Eflatun, pınar, adalar, göl, işte diğer fasıllar. Beyşehir'deki aklınıza gelen tüm tarihi yerlerde inşallah yazdık. Gördüğünü, duyduğunu, bildiğini yazıyorsun. Evet, Şimdi i̇şte mezar taşları eser, kitaplar bir milletin tapusudur. 100 yıl sonra, elli yıl sonra, bin yıl sonra şöyle çocuk kitap açtığı zaman, açalım bakalım. Buradaki şu eserin aynısını göremezse de o güne kadar burayı koruyanlar görevini yapmamış sayılır. Evet. İşiniz zor yazdığımızı, gösterdiğimizi korumak da bir yük. Aynen öyle. Ben bu arada tabi sadece kendime değil, bu fotoğrafları çeken arkadaşlarıma, tasarımını yapan tasarımcı kardeşime, bütün arkadaşlarıma, emeği geçen kitapta emeği geçen tüm arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bir de kitabı alıp okuyup saklayana, okudana da teşekkür ederim. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun evet. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık diyorum. Yazılar kalır, insanlar ölür bizim milletimiz, erkeklerimiz hep gökyüzüne bakar, kadınlar yeryüzüne bakar. Bütün renkler erkeğindir, kadınındır, insanlığındır. Bizim keyfiyelerimizde Türkü anatan kırmızı, İslam'ı anlatan yeşil, bereketi borlu anlatan sarı, saflı duru anlatan beyaz, yiğitli mert anlatan mor, bütün renkler vardır. Bu yetmez. Sarının yanında sap sarı, karanın yanında kara, beyazın yanında bembeyaz. Renklerin renkleri vardır. Bu güzel renklerin güzellerini de e, ağaca işlemişler, boyamışlar, tavanlarda var. Bu renkler nasıl elde edilmiş? Evet, bu camide, Eşrefoğlu camideki görmüş olduğunuz her bir motif e, Selçuklu motifidir ve her birisi ayrı ayrıdır. Yani iki tane motifi bir arada yapmamıştı Selçuklular. Bu Selçuklular'ın bir özelliktir. Evet. Ee, her birisi birkaç tane restorasyonda e, kaybolduğu için aynısından yaptılar ama başka şeyi bilemedikleri için aynı motifi işlemek zorunda birkaç tane var. Onun dışında tamamen yüzlerce farklı motif vardı işte Oğuz Camisi'nde. Bunların renklerinin e, çoğunlukla aşı kırmızısı. Sizin bahsetmiş oldunuz. Aşı kırmızısı. E, tabii diğer sarı da var içerisinde işte e, mor da var. Diğerleri de var ama ağırlık doğru aşı, zemin aşı kırmızı. Dolayısıyla bu renklerin tamamı kök boya dediğimiz eski bitkisel boyalardan elde edilmiş motiflerdir. Hatta az önce unutmuştuk. Camideki çinilerin şu andaki çiniler turkuaz mavisi ve patlıcan moru ağırlıklı. Yani, ee, türkü öz, evet. Turkuaz. Evet, evet. Evet. Bunlar hala şu anda yapılamıyor. Yani o restorasyon yapılan kısım hala yer yüzünde yapılamıyor. Bunu araştırdık, çinicilere sorduk. Diyorlar ki hocam eskiden bu Çinlilerin renkleri kök boy olduğu için e, boyalar renkte farklı farklı renkler farklı e, e, fırınlama derecelerde e, ateşe veriliyor. Dolayısıyla bu e, aşı kırmızısıyla turkuaz mavisi olan renkleri hala şu anda Çinliler, Çinli olarak bahsediyorum. Yeryüzünde yapılamıyor. Sebebi de bu günümüzdeki boyalar kimyasal madde içerdiği için 1000 derecelik fırınlamaya dayanamıyor. Bu iki tane kırmızı 1000 derecelik fırında da fırınlıyor. Diğer e, renklerin çinileri 6-700 derecede olduğu için bunlar yapılabiliyor. Bundan dolayı kök boya çok önemlidir. Evet. Ee, ama maalesef şu anda imal edilmediği için bizim camimizdeki Türk ağız mavisi olan çiniler hala yapılamıyor. Değerli seyirciler, Türk'ün dili de tabiat dilidir. Tabiatın sırrını çözen Türklerdir. Biz atalarımızın doğanın sırrını çözüp elde ettiği renkleri ya bize öğretmemişler ya biz öğrenmemişiz. Gördüğümüz var göremediğimiz var. Bildiğimiz var, bilemediğimiz var. O nedenler ki şair bastığının topraklar, yerleri toprak deyip geçme diyor. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Bizim bilmediklerimizi de bilmek gerekiyor. Şöyle camiye girdiğiniz, namaz kılmaya geldiğinizde halıya basıp geçiveriyorsunuz. Bu halının altında ne vardı hiç düşündünüz mü? Ne var bu halının altında? Evet, e, işte Eştefoğlu Camii'nin özelliklerini sizlere anlatmaya devam ediyorum. Evet. Ee, burada çilehane, çile odası dediğimiz e, tasavvuf ehlilerinin özel e, e, ibadet hanesi var. Küçük bir oda var. Tasavvuf ehli ne? Tasavvuf ehli yani dervişlerin tasavvuf ehlilerinin, tarikat ehlilerinin diyelim. Ee, burada e, 40 gün boyunca kalıp e, çile çektikleri yer, nefislerine çile çektirdikleri yer. Görelim. Orayı göreceğiz inşallah. Çilehaneyi gördük. Evet. Halının altında saklamışsınız. Arayan bulur. Bu çilehane nasıl neler yapılıyor? Evet, çilehane e, Farsçadaki çiğir kökünden geliyor. E, Türkçesi kırk demektir. Arapçası erbain. İşte der aynı zamanda bunu çıkarma çıkarmada diyoruz biz. Buraya e, tasavvufeli dervişler giriyor. Kırk gün kalınıyor burada. Kırk gün boyunca nefis terbiyesi yapılıyor. Yani nefisle ne çile çektiriyorlar? Vücutlarına değil. Nefis serbest yapıyorlar ve 40 gün boyunca farklı görüşler var mesela bazı bölgelerde hurma yenmiştir bazı gün kuru üzüm yenmiştir ama bizim bölgemizde çoğunlukla hakim olan görüş kaynaklarda diyor ki zeytin ve sudan başka bir şey biçilmiyor. Birinci gün 40 zeytin veriliyor giren şahsa ikinci gün 39 üçüncü gün 38 her gün birer tane düşürmek suretiyle evet. son gün 40. gün tek zeytin ve su. Başka bir şey biçilmiyor. Aynı zamanda burada kesinlikle e, ışık yanmıyor. Sadece Kur'an okuyacağı zaman, namaz kılacağı zaman Mumiye'de kandil yakıyor, onlarca karanlıkta kalıyor, tefekkür ediyor, kabir hayatı yaşıyor yani ölümden sonraki hayatı düşünüyor. Zaten Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ölümden önce ölünüz diyor, onu yaşıyor. Aynı zamanda kesinlikle dünya kelamı konuşulmuyor. Her gün başka bir derviş arkadaşı yiyeceği gıda yani zeytinse zeytin, hurma ise hurmayı getiriyor. Onu verip e, selamla başka hiçbir şey konuşmuyor, e, geri dönüp gidiyor tek tek mi duruyorlar? Tabii yoksa... tek, kişi, tek kişi, tek kişi. Çünkü dünya kelamı konuşma e, ihtimali olduğu için mutlaka biri bitiyor, diğeri giriyor. Ve bu zaten bir şeyh de yapılıyor. Tasavvufi tarikat ehli biliyorsunuz bir şeyhe bağlı oluyor. Belli bir görev alıyor, tesbihat alıyor. Ona belki 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl nefsin bölümleri, kademeleri var. Son kısma geliyorsunuz. Buraya girebilmek için şeyhten izin istiyorsunuz. E, yani için izin istiyorsunuz. O izin verirse öyle giriyorsunuz. Yani buraya herkes giremiyor. O izin verdiği zaman giriyor. Yoksa kafayı biliyor e, Bunun dışında aynı zamanda uzanarak ve yatarak uyumuyor. Oturduğu yerde uyuyor, bağdaş kuruyor. Mevlana'ya gidenler hatırlarlardır. İşte orada müttekâ denilen bir alet var. Uç tarafı sivri sopa şeklinde. Onu yere batırıyor, toprağa batırıyor. Diğer tarafında sert bir cisim var. Onu da çenesinin altına koyuyor. Uykuya daldığında çene düşüyor, hemen uyanıyor. Yani Daladolu uyumuyor. Bu şekilde kalıyor 40 gün boyunca. Uyumuyor 40 gün boyunca. Oturduğu yerde bağdaş kuruyor. Birkaç saat fazla dal dalmadan tekrar uyanıyor. O çene düştüğü anda, evet. o evet. müttekâya anda tekrar uyanıyor. Bu şekilde kalıyor. Bütün şey Allah'a yakın olmak. Tabii, tabii. Yani ölümden sonraki hayatı düşünmek, düşünmek tefekkür yani. etmek, kabir hayatı düşünmek. Bu şekilde nefsine çile çektirmiş oluyor. Yani bu Burası da bizim e, biliyorsunuz e, camimizi yaptıran Seyfettin Süleyman Bey'in Mevlana aynı dönemde yaşıyor. Kendisi Mevlevi ona intisap ediyor. Daha sonra Mevlana vefat ediyor. Ee, Seyfettin Süleyman bey vefat ediyor. Beyli Kur'an şahsı, cami yaptıran şahsı vefat ediyor. Mevlana'nın yerine Ulu Arif Çelebi torunu geçiyor. Bizim beyliğin başına ise Süleyman Bey'in oğlu, Bahrizettin Mehmet Bey e geçiyor. O da yine ona intisap ediyor bu defa. Ulu Arif Çelebi evet. intisap ediyor. O da Mevlevi. O da dolayısıyla burada Ulu Arif Çelebi kaynaklarda geçiyor. Diyor ki Ulu Arif Çelebi Beyşehir'e giderdi. Dergaha sohbet eder, müridlerini e, muhtemelen burada çilehaneye katıyordu. Evet. Derzeciler Otu çekin köküne bakın. Biz de bu milletin köklerini arıyoruz. Milletimizin şifreleri vardır. Allah'ın peygamberimize ilk emri oku. Yunus Emre bil. Bu toprakta yaşayan Mevlana dinle. İskan Marşımızın şairi Mehmet Akif korkma. Milletimizin şifreleri bunlar da izleyiciler. Şimdi müftümüz aramıza geldi. Evet hocam bu bölgede Beşir'de müftüsün. Tabi Beşir'in tarihten gelen bir adı var, bir cami var. Burada görev yapmak, öncesi tanıyalım bir. Görev yapmak nasıl bir şeydir bir anlat bize. İsmim Mahmut Çelikoğlu. 1972 Erzurum doğumluyum. Özellikle İstanbul'da eğitim gördüm. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Erzurum mezunuyum. Yıllardır da ülkemizin çeşitli yerlerinde bir ara yurt dışında da görev yaptık. Son 4 aydır da bu güzel Şehrimiz Beyşehir'de seve seve bu vazifeyi icra etmeye çalışıyoruz. Buradaki cemaat, Allah'ın bu bize bıraktığı bereketli topraklar için, bu yurt için Allah'a şükür ediyor mu? Bize bırakılan bu eserler, korunan bu topraklar için, atalar için dua ediyorlar mı? Evet, e, biz buraya geldiğimiz zaman, bu camiye girdiğimiz zaman gerçekten e, bütün cemaatimizin yoğun bir şekilde kendisini buraya verdiğini tarihe verdiğini görüyoruz. Bu eser, bu yöre insanını değiştirmiyor. Yani tarihe baktığımız zaman bin yıllık bir geçmişi olan Beyşehir şehrimizin bu tarihi geçmişinden dolayı insanlar kolay kolay yanlış işler peşinde koşamıyorlar ve birlik ve beraberlik çok kolay bir şekilde sağlanıyor. Ve Beyşehir'de yaşayan, hatta Beyşehir'in dışından gelip burayı gören bütün din kardeşlerimiz Aynı noktada rahatlıkla birleşiyorlar. İşte caminin birleştirici, bütünleştirici özelliği budur. bu otur Bu yörede yaşayanlara e, şuur, maneviyat yüklenmiş. Bu yükü bu toprakta yaşayanlar taşıyacak. Aynen öyle ve taşımakta zorundayız. Evet. Biz de burada görev yaparken böyle tarihi eserlerin olduğu yerde e, insanlarla beraber olurken kendimizi daha fazla sorumlu hissediyoruz. İnsanlara karşı daha büyük vazifelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yük ağır. Yük çok çok ağır o tarihimizden gelen bir ağırlık tabii. Zaten e, yükün ağırlığı hocalarda. Peki hocam e, sizin verdiğiniz imamın müftünün verdiği yanlış bilgi ya da bizim verdiğimiz televizyonculuk bir yanlış bilgi. Adam 40 yılda bir camiye gelmişti, bir televizyon açmıştır, duymuştur. Bu yanlış bilgi o evladına, evladı evladına nesiller boyu yanlışlık devam eder. Dolayısıyla riskimiz büyük değil mi? E, Özür hocaların riski büyük değil mi? Evet tabii bazı meslekler vardır. Onların riski çok çok büyüktür. Yani hocaların e, görevindeki herhangi bir yanlışlıklık bir anda çözümlenmez. Uzun vadede siz az önce değindiniz. Uzun vadede çözümlenir. Dolayısıyla biz vatandaşa bilgi verirken e, kılı kırk yararcasına tabiri caizse e, araştırıyoruz, inceliyoruz. En sağlam, en doğru bilgi vermeye çalışıyoruz. tabi amel defteri kapanmıyor. Evet. Kapanmadığı için 200 sonraki sizin vaazınızdan, sözünüzden yapılan bir yanlışlık o gün de işlenirse, yazılıp oturuyor mu? Aynen öyle, aynen öyle. O zaman amal defteri madem kapanmıyor, e, o amal defteri hayır yazılması için neler yapmak lazım? Evet, bu konuda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hadis-i şerifi vardır. E, amel defterin kapanması için sadakayı cariye yani yapacağımız bir iyilik bir güzellik e, insanlar orada hizmet gördü müddetçe insanlara orada hizmet verildi müddetçe bizim amel defterimiz kapanmaz bunların başında camilerimiz gelir çeşmeler gelir hanlar hamamlar gelir e, günümüzde artık ne amaçla yapılmış çocuk parkları çocuk oyunları e, olumlu yönde tabi çocuklarımızı eğlendirici gençlerimizi olumlu yönde düşünceye sevk edici çalışmalar yapan insanların amel defteri kapanmaz ee, işte hayırlı bir evlat yetiştirmek. Az önce siz e, değindiniz, benim çok hoşuma gitti. Yani bir e, eser bırakacağız, insanlar e, dua edecek. Bir de o eseri görüp de dua edecek nesiller yetiştirmek. İşte o nesli yetiştirdiğimiz zaman amel defterimiz kapanmaz. Bir de e, kitap yazdığımız zaman, güzel bir buluş ortaya koyduğumuz zaman insanlar e, kıyamete kadar ondan faydalandığı müddetçe bizim amel defterimiz kapanmaz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mealen böyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah'ın yarattığı bütün günler güzeldir. Ama güzeller güzel günler de vardır. Bunlar ne, hangi tarihlerdir? Hangi günlerdir? Evet. Aslında 365 günün hepsi Allah nezdinde değerlidir. Hepsinde biz namaz kılıyoruz, hepsinde biz ibadet ediyoruz. Temelde birbirinden bunları ayırt etmiyoruz. Fakat Yüce dinimiz İslam. Biz inananlara zaman zaman kendi kendimize çeki düzen verelim. Bir otokontrol yapalım. Eksikliklerimizi, hatalarımızı görmeye çalışalım. Acizane ben bu özel günleri cemaatimi anlatırken otobanla gidiyoruz. 160 170ten gidiyoruz. İleride tehlikeli bölgeler gelmeden önce trafik levhaları bizi uyarıyor. Şimdi biz de zaman zaman sosyal hayatta, günümüz ailevi şartlarında bazen ibadetten uzaklaşabiliyoruz. Allah korusun. Bazılarımız günah, büyük günah işleyebiliyorlar. Fakat inancımız sağlam, itikadımız çok çok iyi. Özel günler geldiği zaman kendimize çeki veriyoruz. Abdest alıp camiye geliyoruz. İşte o özel günler bizim kendi kendimizi tanımamız, neler yaptığımızı gözden geçirmemiz noktasında bizler için dinimizin sunmuş Bu olduğu özel bir Özel günler adları var mı? Evet, tabii ki var. Bu özel günlerin adlarını Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz bazılarını tabii. Örneğin eee Ramazan ayının 27. gecesini, Kadir gecesini Cenab-ı Allah ve Tekaddes Hazretleri Kadir suresinde inna enzelnahu fi leyletil kadr biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Leyletül Kadir hayrun min elfi şehr. O Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bin ayda 83 yıla tekabül ediyor. Burada ne vardır? İnsanlar şunu düşünebilirler. Benim ömrüm kısa olduğu zaman az ibadet yapmış olurum. Allah'a az e, görev yapmış olurum, Allah'ın rızasını gözeterek belki az görev yapmış olurum, ömrüm fazla olsa daha çok sevap kazanırım, e, düşüncesiyle hareket ederse, insanoğlu hemen Kadir Gecesi'ni aklını getirecek, o Kadir Gecesi'ni gereği gibi ifade edecek, Allah'a söz verecek, tövbe edecek, pişmanlık duyacak ve sözünde de duracak. E, Cenab-ı Allah onu 83 yıl ibadet etmiş gibi, o gece yüzü suyu hürmetine, onun inşallah amel defterini o şekilde değerlendirecek. Yaradan tamam. Allah'a, peygamberimize, Kur'an-ı Kerim mutlak itaat eden, evet. okuyup, dinleyip, bilip, korkmayıp yaşayan bir nesil Allah bize nasip etsin. Hocam, güzeller güzeli günlerden basmaya devam edelim. Evet, e, mübarek üç ayların tamamı güzeldir. Bu üç aylar içerisinde işte üç ayların ilk e, cuma gecesi, Recep ayının e, ilk cuma gecesi, Perşembe'yi cumaya bağlayan gece, Regaib kandilidir daha sonraki Recep ayının 27. gecesi Miraç kandilidir. Şaban ayının 15. gecesi Berat kandilidir. Bir de Rebül Evvel'in 12. gecesi Mevlid kandilidir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifinin kameri olarak yıl dönümüdür. Kameri yıla göre yıl dönümüdür. Bunlar mübarek gecelerdir. Bir de her haftanın e, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Buna biz cuma gecesi diyoruz. Bunlar farklı gecelerdir, farklı zaman dilimleridir. Bütün bayram geceleri farklı gecelerdir. İşte bu gecelerde biz kendi kendimize biraz daha dikkat edeceğiz. oto kontrolümüzü iyi yapacağız. İbadetlerdeki eksikliklerimizi telafi etmeye çalışacağız. Ve Cenab-ı Allah'a tövbe edip pişmanlığı duyup ve sözümüzü de durmaya çalışacağız. Hocam ibadetin yanında, namazın, orucun, zekatın, haccın yanında Allah'ın yarattığı suyu, havayı, toprağı, hayvanları, ağaçları, bitkileri Allah'ın yarattığı şekilde, yaratılış gayesine uygun olarak yaşatmaya devam etmemiz gerekmez mi? Aynen öyledir. Rum suresinde bir ayeti celle var. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Zahar al-fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydinnas. E, yeryüzünde insanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden bir bozgunculuk meydana geldi. Yani bu sadece e, fiziki anlamda değil beyin e, noktasında da insanlar yanlış düşünceye sevk edilme noktasında da e, insanlar Allah'ın mükemmel kıldığı bu kainatı bize emanet ettiği bu kainatı biz zaman zaman nefsimize, hevesimize ya da geçici dünya menfaatlerine kapılarak bunları bozmaya çalışıyoruz. Aslında Cenab-ı Allah'ın bize emaneti e, sadece ona ibadet etmemiz şeklinde değerlendirmeyip ibadet de, aslı ibadetlerimizin yanında kainatı da korumak bizim görevimiz. Bakınız şu güzel eser e, dikkatimizi çekiyor. E, ahşap yapısıyla daha çok ön plana çıkıyor. Bunlar neden ormanlardan yapılmış. Biz de bugünümüzde ormanları koruyacağız. Belki gelecek nesillerde bu işte modern binalar dediğimiz belki insanları rahatlatmayacak. Tekrar insanlar ağaçlarla, ormanların vermiş olduğu imkanlarla daha güzel mekanlar, daha güzel görüntülü yerler yapacaklardır. Biz de nasıl ki 700-800 yıl önce yapılan bu camiden dolayı mutlu oluyorsak, huzurlu oluyorsak bizden asırlar sonra dünyaya gelecek zürriyetlerimizin de bizi hayırla yad etmesi için ee, biz bahsettiğiniz Cenab-ı Allah'ın bize emanet ettiği bütün doğa güzelliklerini en güzel şekilde korumak durumundayız diye düşünüyorum. Evet. Son arı, son kuş, son balık bitmeden Allah'ın insanlığa, insanlık için yarattığı bütün canlılara iradılmışları seveceğiz, sevmek yetmez, Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın rızasını alacak şekilde yaşatmaya çalışacağız. Ofa! Efeler düş dengeser yalnız mı kaldım da vay gelin yayla yolu